Günaydınlar. Yine güzel bir hafta sonu. Yine çok şükür beraberiz. Bugün sizin için yine severek yiyeceğiniz, yapımı son derece kolay bir tarif vereceğim. Çıtır patates, tel şehriye kullanacağım. Patatesi daha çıtır hale getirmek için. Hemen isterseniz ilk önce malzemelerini sayayım. 3-4 tane patatesim vardı. Patateslerimi haşladım. 1-2 diş sarımsak, tuz ve karabiberle lezzetlendireceğim. Onun haricinde biraz garita unu koyacağım ki bu kızaran bir patates olacak. Bir patates köftesi gibi düşünün. Biraz garita unundan onu toplayacağım patates yayılmasın ya da dağılmasın diye. İç malzemesi var. İç malzemesine de ben bugün kavrulmuş kıyma kullanacağım ama evde kavrulmuş kıymanız yoksa peynir koyabilirsiniz, lor koyabilirsiniz, minik minik doğradığınız zeytinleri koyabilirsiniz. Ama hiçbir şey yoksa ne koyacağım içine diye düşünmeyin. Bu zaten başlı başına lezzetli bir tarif ve lezzetli bir patates olacak. Hiçbir şey koymadan da şekil verip kızartabilirsiniz. Kızartmak istemiyorum. Aa, bu tarif çok yağlı. Bana göre değil derseniz eğer fırınlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey patateslerin üst kısmı kızardığında çevirip arka kısmını da kızartmak, o çıtır çıtır hale getirmek. O zaman hemen başlıyorum. Patateslerimi şöyle ilk önce haşladım ve rendeledim. Bir patates ezeceğiniz varsa onundan daha kolay hale gelebilir. Galeta ununu ilave ediyorum içine. Biraz tuz. Bir tatlı kaşığı tuz aslında yeterli ama tuzluluk oranını siz kendinize göre ayarlayın. Bolca karabiber. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. İyice birbirine, hani derler ya, birbirine yapışana kadar, etleşene kadar iyice karıştıracağım. Şimdi sarımsaklarını rendeleyeyim içine ya da şöyle bir aparattan faydalanayım. Dövebilirsiniz de. 2-3 diş sarımsak yeterli. Tekrar bir yoğurayım, o sarımsak lezzetini güzelce içine alsın. Şimdi bir 2-3 dakika dinlenmeye bırakıyorum. O arada da elimi temizliyorum, o birazcık dinlensin. Şimdi patatesimi güzelce dinlendirdim. Diğer tarafta da başka bir harç hazırlayacağım. Bu hazırlamış olduğum köfteleri yumurtaya değil, biraz nişasta, biraz un ve bir çay bardağı kadar su ilave ettim. Onu hemen karıştırıyorum. Hazırladığım patatesleri bu harca bulayacağım. İyice karıştığından emin olun, top top kalmaması gerekiyor. Şimdi sıra birleştirme kısmında. Tavama yağım koyuyorum. Şimdi minik minik şöyle parçalar alıyorum elime. Poğaça yapar gibi. Soğanla kavurduğum kıymayı karabiber ve tuzla lezzetlendirdim. Ve içinde bırakacak şekilde şöyle toplar yapıyorum. Bu harcı yapıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Kavrulmuş tabii ki bir gün kadar bekletebilirsiniz. Hani öğlenliğin bir kısmını yaptınız, yediniz. Geri kalanı soğumasın, kızartırsam soğur, tekrar ısıtınca eski gevrekliğini kaybeder derseniz bu harcı kıymanızı tekrardan dolaba koyun ya da bu şekli verip dolaba koyun. İhtiyacınız olduğu zaman ya da akşam yemeği esnasında ya da gün yapıyorsanız misafirleriniz geldiğinde bunu gayet güzel kullanabilirsiniz. Şimdi içli köfteyi çok seviyorum ve yapmakta zorlanıyorum diyorsanız şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir bardak bulguru haşlayıp, ince köftelik bulguru haşlayıp bunun içine koyup karıştırabilirsiniz. O bulgur tadıyla da aslında bu yapmış olduğunuz formül epeyce size o içli köfte hissiyatını kazandırıyor. O da aklınızda bulunsun. Bu suya buluyorum. Ve tel şehriyeme buluyorum sonra. Un ve nişasta bir bardak, bir çay bardağı kadar su kullandım.
Bunun yanına sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor, aklınızda bulunsun. Soya sos gibi lezzetlerden hoşlanıyorsanız soya sos çok yakışıyor, aklınızda bulunsun. Adam başı 3 tane gerçekten çok doyurucu bir öğün. Yanında birazcık sarımsaklı yoğurt. Hatta şöyle yapabilirsiniz, hani Meltem Hanım artık o kadarı da diyecek misiniz bilmiyorum ama bunları kızarttınız, tabağa koydunuz, sarımsaklı yoğurdu üstüne döktünüz, tereyağını kırmızı pul biberle kızarttınız, onu da üstüne döktünüz, şölen. Muhteşem bir öğün. Şimdi buna ekip için devam edeceğim çünkü biz kalabalık bir ekibiz. Ama bir taraftan da şöyle hemen görün diye onları tavadan almam lazım. Çıtır çıtır oldular. Çok güzel gözükmüyorlar mı? İnanın mis gibi kokuyor. Lezzeti de bir o kadar şahane. Tabii ki ben kızartmaya ve pişirmeye devam edeceğim. Mutfağımı topluyorum ve hemen size dönüyorum. Nefis bir öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı ya da akşam yemeği sayılabilecek şahane bir alternatif efendim. Kolay malzemelerle yaptık. İçine birazcık kıyma ilave ettik. Soğanla kavurduğumuz tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz. Dediğim gibi içine hiçbir şey koymasanız da olur. Terşehliye ile yapabileceğiniz nefis bir tarif. Aklınızda bulunsun diyorum. Merhaba Hayat konuklarıyla ve güzel sunucularıyla devam ediyor efendim. Stüdyoya buradan selam olsun. Hepinize selam ve saygılarımla. Görüşmek üzere.